Dostcum sana bir hediyem var. Ne? Labo. Bu la bu abi. Aynen abi. Ne işe yarıyor bu? Şöyle abi, koyuyorsun kontrolcüyü böyle. İçindeki çocuk uyanıyor. Böyle oynuyorsun bunu sonra. Ne için kullanıyor bunu? Böyle götürüyor. Bu oyunda yumurta taşıma abi. He. Bununla Switch, şu Düşürmeden. anda Switch olmadığı için ben PlayStation kontrolcü koydum. Aynen, Düşürmeden düşürmeden. götürmeye Düşürürsen çalışıyorum. yumurtalar kırılıyor oyunda da. Harikaymış. Çok teşekkür Evet, ediyorum. rica Sağ ederim. ol. Ne demek? Yani bu dünyada ilk seninle paylaştım. Daha lavabo çıkmadı bile efendim. Her neyse. Yani esprimize gülmeyen arkadaşlara da kusura bakmayın. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda böyle bir anne hizmeti yaparak size mizahla giriş yapalım dedik. Neyse efendim, Yaşanan Nintendo... cringe için özür dileriz. Evet. Nintendo Labo duyuruldu. Bize göre değil. Şimdi O kesin. yani bize göre değil, size göre de değil arkadaşlar. Tamam mı? Ya bu çocuklar için yapılmış bir şey. Şimdi zaten ne olduğunu biliyorsunuz. İşte kartonlarla Nintendo'nun bu harekete duyarlı kontrolcülerini bir araya getiren bir konsept. Yani kimin aklına gelmiş? Nintendo ne yapıyor naga falan. Allah'tan hani şeyi duyurdular da benim ağzım açılmıyor. Metroid Prime'dir işte, Pokemon'dur mu, şudur budur, birkaç tane oyun duyurdukları için. Ulan bunlarla uğraşacağına şunu yapsana demiyorum ben abi. Sen ne düşünüyorsun Nintendo Labo ile alakalı olarak? Abi ben ne kadar şey yaparsam yapayım her şeyi arkamda bırakarak hani tüm bu hani ne diyeyim klasik Türk kafasını arkada bırakmaya çalışıyorum ama ne yaparsam yapayım ulan ne karları var böyle diye düşünmeden edemiyorum. Ulan ne mal ediyorlar kaşa satıyorlar ya falan Bilmiyorum. diyor. Evet, 70 dolarlık bir Aynen. fiyatı var. Açıkçası ben hani çocuklara yönelik böyle bir şeyin, bu arada evet, çocuklara yönelik. Zaten Nintendo'da duyurusundan önce dedi ki biz yeni bir oynanış tarzı sunuyoruz çocuklara ve içindeki çocuk ruhu kaybetmemiş olanlar. Benim içimdeki çocuk ruhu kaybolmadı da o kadar da değil. Hani zaten karton giyip yolda gezecek halimiz yok nihayetinde. Neyse efendim, fiyat olarak ben farklı paketler olmasını beklerdim. Hani 30'luk, 50'lik, 70'lik gibi. Küçük oyunlar, ortanca oyunlar, daha büyük oyunlar vesaire tadında. Mesela şey, piyano konsepti çok hoşuma gitti mesela benim. Onu tecrübe etmek isterdim ama fiyatı görünce, 70 doları görünce ya abi dur ya falan diyorsun. Çünkü kartonun maliyeti ne kadardır? Onun içindeki mini oyunların maliyeti ne kadardır? Şu Oyun an yapmak kolay değil ama mini oyunların da 60 dolar edeceğini düşünmüyorum abi abi ya. iki tane paket var değil mi şu anda? Bir robot Robot paketi var, var. piyano var. Piyano Hani yok mu? şey yanlış mı anlıyorum ben? Yani 70 dolarlık paketin içinde robot haricinde olanlar var galiba. Ya robot ayrıca bir Robot paket. ayrıca bir paket o 80 dolar. Robot paketin içinde diğerleri var mı onu bilmiyorum ama. Yani robot dahil paket mi o yoksa hani sadece robotun olduğu paket mi onu bilmiyorum. Çok açıkçası bakmadım ama yani peki bu paketin içinde tüm oyunlar çıkıyor mu bir de? Yoksa Çıkıyordur büyük oyunları ayrı ihtimalle. mı? Hani içinden bir tane oyun çıkıyordu geri kalanlar ayrı mı oluyordu? Mesela piyano oyunu içinde mi onun? Ne bileyim hani veya nedir o? Şey falan nasıl hareket ediyor bir de onu da merak ediyorum. Bu iki tane switch taktığında hani basıyorsun uzaktan kumandalı şey gibi hareket eden bir köpek gibi bir şey var ya köpek gibi bir Bara şey böyle. Onun neyle hareket ediyor? şey Titreşimle de hareket var. ediyor herhalde. Mesela vır vır Olta. vır Vur vır çeviriyorsun. Olta var. vur Ya bunlar vur. hani ayrı oyunlar, bütün oyunlar yani günün sonunda bana bütün de olsa, oyunların tamamı da olsa, şey de olsa, ayrı ayrı da olsa pahalı geliyor abi yani bütün de Evet. olsa bana. Çünkü ya oyunların yapısını az çok tahmin edebiliyorum abi. Sen de tahmin edebiliyorsun. Aynen öyle. Nasıl oyunlar olduğunu biliyoruz. Neye hizmet ettiğini biliyoruz. Çok zorlayıcı olmayacak. Hani bu Wii Sports tadında veya Wii U'nun başlangıcında bir set vardı ya, vermişler. Wii Land mi? Nintendo Land mi? Nintendo Land. Yani Yani o daha çok bu gyroskop üzerineydi. ya şu Evet. ama şeyi Ya da hani yok, Wantoon konsept belli, tamam mı abi? Switch Hani mini oyunların oluşturduğu konsept ve ben bu tarz oyunların 30-40 dolar arasında satılması gerektiğini inanıyorum. Ama Kesinlikle. şimdi biz burada biraz şey konuşuyoruz. Yani öyle olması lazım. Niye? Gel, gel bakayım. Hadi adam dese ki sana bu oyunu böyle bir süreçten geçerek yapıyoruz. Abi sen de haklıymışsın ya. Demek zorunda da kalabiliriz ama Aynen yine öyle. de dediğim gibi abi yani çok pahalı değil mi ya? 60-70 Kesinlikle çok dolar. pahalı abi. Fiyat fazla. Yani abartılı şekilde fazla bir fiyat sahip. İçindeki o yani tam olarak paketin içini bilemediğim için kesin yorumlarda bulunamıyorum aslında ben. Abi tüm oyunlar varsa içinde hepsi oyunların içinden çıkıyorsa belki bir şekilde böyle bir tamam okey yani okey ikna oldum o fiyata falan diyeceğim de yani sadece kartonlar mı çıkıyor tam oyunlar mı çıkıyor tam onu bilemiyorum abi şu anda. Ondan dolayı bir de mesela oyunların hepsini tek pakete çıkacak olarak duyurdular mı? Ayrı ayrı mı satacaklarını söylediler. Bu oyunlar daha öncesinde duyurulmuş muydu? Mesela ben ilk görme şey zannetmiştim. Hani zaten var olan oyunları farklı bir şekilde oynama yöntemi diye düşünmüştüm. Direkt olarak hani hayır bu oyunlar labo için özel yapıldı Evet, muhabbeti Labo'ya mesela. özel oyunlar Mesela vardı. ben o robot oyunu daha önce gördüm hatırlıyorum çünkü. Wii U'da varmış herhalde Ben zannedersin o robot oyun. oyununu ilk kez görmüyorum ya. Daha önce gördüm hatırlıyorum o robot oyunu Wii ben. U'da varmış ama bu şekilde evrilmiş büyük ihtimalle. Peki sana bir şey soracağım. Şimdi diyelim ki bak ismi niye aklıma gelmiyor?
Vardı ya senin çok sevdiğin anime. Hangisi? Favorin. Bir numara. Evangelion. Evangelion labosu. Giriyorsun abi suite'e oynuyorsun böyle. Labo Bütün içinde. Evangelion'u orada tecrübe edebiliyorsun. Oyun yapmışlar. Abi giriyorsun kartonla suite'e evde oynuyorsun. Ha. İster miydin öyle bir Şeyde şey? yaşatıyor mu? Ana karakterin yarattığı depresyonu falan da yaşayabiliyor muyuz? Bir Evangelion'da o da yok. depresyon da yok işte oyun içerisinde hissedeceksin Walkman'dan Linkin Park dinleyebiliyor muyum? Oyun içerisinde sürekli. onu. İster miydin öyle bir şey tecrübe etmek abi? Ay neden olmasın canım? Kartonun içine girip Olsun ya atmosferi yaşatacaksa böyle. Abi güzel Hani olur sürekli şeylere melekleri dalabilecekse Calling him falan filan diye böyle. Abi son derece eğlence olurdu diye düşünüyoruz. Tabii işin şakası bir yana mesela benim çocuğum olsaydı ve uygun fiyat olarak uygun fiyattan edinebileceğimi inansaydım. Hani belki Amerika'da 60 dolar para değildir ama burada ciddi bir meblağ olduğu için herhalde ben uygun fiyattan olsaydı bir alıp hediye etmek isterdim yeğenime, kuzenime Ya benim vesaire. de çocuğum olsaydı yani onu arka Minecraft'a kaptıracağıma gideyim Abi, Nintendo Labo alayım oynasın derdim ben de. piyano O ayrı miyano falan mesele. çalsın Hani muhabbeti farklı olabilirdi. şeyler yapmasını ben de evet görmek isterdim ki açıkçası yani ne yalan söyleyeyim robot versiyonu ben de denemek isterdim ya bir Evet, nasıl robot oluyor beni falan de filan ilgimi diye. çekti Ya bir açıkçası. denemek isterdim yani ama bir de şeyi merak ediyorum mesela o hani kafana şeyi geçiriyorsun ya sonuçta Switch'in ekranını takıyorsun böyle Evet. VR'mış gibi. Yani nasıl bir etki görüyor orada kafa çevirdiği zaman o dönüyor mu acaba mesela Aa evet, kamera? o da çok Mesela önemli. onu merak ediyorum mesela. O dönüyor mu acaba? Sen böyle baktın etrafa bakabiliyor Dönmesi musun lazım sadece? abi o etkiyi Hani şey verebilmesi için yapmıyorsun eğer zaten. dönmüyorsa sadece sen böyle baktığın zaman hani böyle sadece kafanla birlikte ekranı çeviriyorsan bu O çok şekilde. fenaymış o zaman. Yani hiç görmemiştim. İşte... Robotu third person'dan görüyoruz çünkü yani çıkıyorum bu, anlamadıysam. Third person'dan görüyorsak da VR olamaz yani o kafa çevirde sen de dönemez. Sadece orada öyle. Jiroskop varsa eğer içindeki var diye biliyorum Switch'in Gyroskop varsa içerisinde. işte. O kafa hareketine uygun bir şekilde sağ sol yapıyordur belki. Ama işte oyun first person değil yanlış anlamalıyım Ha ben işte mesela. arkadan yakalıyor. Yani o yüzden oyun o Bakalım şekilde yani çok oynanmaz. bilinmeyenli bir denklem gibi açıkçası. Bakalım ya Ve neler çıkacak. yanlış Bu arada bilmiyorsam Ons Pasha tükenmişti galiba. güzel yorumlar aldı abi. Yani Twitter'da herkes oh mükemmel Nintendo yine başardı. İyi. Kimsenin aklına gelmemiş o. Vay arkadaşlar dedi. Tamam ben de Nintendo'yu seviyorum. Yani konsept de güzel ama öyle bir şey yaptılar ki ben kendimden böyle şüphe duydum. Evet Allah lan Allah. Allah Allah biz burada bir Falan sıkıntı var. tamam Biz mi güzel de o anlayamıyoruz? kadar da değil ya falan modunda. Her neyse Abi yani hayır Switch olur. hype'ını ben anlamıyorum ya. Switch Bak hype'ı çok felaket Switch yani. çok abi 3DS'le aynı dönemde 3DS'ten fazla satmış. Yani Switch ciddi bir şey ama. Hani piyasadaki Switch'i seviyorum. Switch gerçekten sevdiğim bir konsol. Çıkan oyunlarını da seviyorum ama. İnternette gereksiz bir Switch hype'ı var. Hani bir, gereksiz bir Switch hype'ı almış yürümüş durumda ve Switch'le alakalı her şey aaa tepkisi veriyor insanlar. Onu anlamıyorum. Hani kötü bir şey çıktığı zaman gene o tepki verecekler diye korkuyorum. Beni korkutan şey o. İnşallah yani kötü şeye çıktığında kötü tepki verirler de ona Hani göre mesela Nintendo kimse şeye baş çıkarır. kaldırmadı yani arkadaş o nasıl bir sesi o nasıl bir chat sistemidir onu ona takıyorsun ona Evet bunu abi takıyorsun. ya. O da Bir kimse bir Allah'ın şey... kulu çıkıp bir şey demedi O kadar yani. yırtındık. Tamam Yani. Nintendo mutlaka bunu görür falan dedik ama yok abi kimsenin umurunda olmadı. Yani bakalım heyecanla bekliyoruz Nintendo Labo'yu da. Bir yerlerden elimize geçerse kendimize özel bir karton yapıp nasıl da yapmak lazım böyle bir şey var ya. Büyük böyle bir buzdolabından arta kalan şey varsa karton Kolinin kesip içine biçip. oturup Nintendo Labo falan diye. Yapabiliriz aslında. Bu arada şaka maka herkes kendi labosunu yapabilir bence ya. Kartonu dışarıdan almadan. Şeyi anlayan o işte anlayan biri yapar. Yapar abi yani. Yani hani. 3D yazıcıda falan filan bile sen güzel bir şeyler çıkartabilirsin diye Ya o düşünüyorum. tasarımı yapabileceği inanan kişi yani o tasarımdan anlayan, crafting'den anlayan adam yapar. Ben anlamıyorum. Hiçbir yapma şansım yok ki. Hayatta yapamam yani Niye onu. maketlerle uğraşıyordun sen de? Ya maketlerle uğraşıyorum da oğlum o maket zaten bana şey geliyor. Parçaları bildiğin hani hazır geliyor. Abi bunu buna takacaksın diyor. Ha iyi diyorum takıyorum yani o yani. Çok da Hani fazla şey yok şu an diyorsun. Nintendo Labo'yu gönderdiğinde olan o zaten. Bunu buraya çevireceksin. Ha okey tam katladım gibi. Ya biraz da böyle şey gibi ya. Geçen internette okumuştum. Nerede rast geldi? Twitter üzerinde rast gelmişti yine. Yani IKEA'nın bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesinin insanın kendi aldığı ürünü kendi monteli olması var ya. O bir duygusal bağ oluşuyormuş ürünle senin aranda. Koltuk benim. Ben bunu kendi ellerimle sıktım vidalarını falan Evet hissiyat benim veriyormuş. maketlerim de aramı zaten Nintendo ayrı bir. Labo da böyle bir şey verebilirmiş insanlara diye düşünüyorum. Verebilir evet. Değil mi? Ya yani kendi piyanonu, Tabi bu tabi. piyanoyu ben yaptım falan. Tabi abi direkt satın almakla alıp hani kendin yapmak çok ayrı bir şey işte. Lan Benim hem de dediğim alıyorsun mesela hem falan. kendin yapıyorsun. Burada bizim kârımız ne? Yapım aşaması çok zevkli bu arada. Hani maketlerde de öyle. Alıyorsun her ne kadar hani hazır sonuçta başka bir şey olmayacak yani o maket. Sen özel bir şey dönüştürmüyorsun onu. Maket geliyor. Şeye bakarak bayağı kataloğa bakarak neyse yapıyorsun yani her şekilde. Yani. Ama işte o yavaş yavaş oluşturuyorsun ya onu böyle bir saatte bacağını yapıyorsun. 2 saatte işte kolunu kafasını gövdesini yapıyorsun falan. Sonra böyle bir birleştirip koyuyorsun. Vay vay be ben yaptım. Çok kötü oldu ama falan diye ama ben yaptım. Şey geldi şimdi de bak aklıma. Diyelim ki bu robot maketi yaptı arkadaşımız.
giydi. Nasıl yapıştırıcı kullanılıyor mu bunda? Kafa yapmasın içeride mesela, tamam. Ne? Uhu falan kullanılıyorsa. Bak... Yok, tamamen katlama üzerine. Ha, katlama bence üzerine. Tamamen katlama. Eğer o kartonları yani yapıştırıyorsak o robotun içerisinde. Kapalı ortamda. Neyse efendim, lavabonun suyunu çıkar. Ondan sonra çocuklar niye balici oldu muhabbet. böyle. Neyse. Efendim, lavabo hakkındaki düşüncelerimizi eminiz merak etmişsinizdir. İşte düşüncelerimiz bu şekildeydi. Bir tane lavabo kafa yapar. Boşa merak etmişsiniz yani, evet. Bizden bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şaka maka, gerçekten de tecrübe etmek istiyoruz bu arada. Hani ölüme düşerse oltası da olabilir, piyanosu da olabilir. Kartonun içine sığacağım düşünmüyorum ama bunlardan birini mutlaka ya, tabii mutlaka canım, tecrübe etmek istiyorum. VR'a da ilgimiz yoktu ama tecrübe etmek istiyorduk. Yani evet. Yani. Onu ettik, ölmek üzereydik. Umarız bu daha farklı bir tecrübe verir bize efendim. Neyse arkadaşlar, sizin fikirleriniz neler labo ile ilgili olarak? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bir de sizce labo tutar mı? Tuttuktan sonraki safhada acaba Nintendo şey olur mu? Nasıl diyeyim? Ha, Metroid Prime 4 çok satmadı. 1 milyon sattı ama Labo'nun oyunları 15-20 milyon sattı. Ah, o zaman tekrar bir Wii konsoluyla karşı karşıya, shovelware oyunlarla dolu böyle. Labo'ware oyunlarla karşı karşıya oluruz herhalde. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eklemek istediğim bir şey var mı dostum? Labo ne lan bu arada? Laboratuvardan kısaltılması Labo olabilir mı? Hani Japonca'daki Robo falan gibi böyle, yani ondan mı geliyor yani? Bana o gibi geliyor abi. Ya, bana o olabilir, şöyle yani olabilir, evet. Hani çalışıp kendin yap. Laboratuvar. Karton Nintendo boys. Hırdo. Yani hırdavattan gelen. Mukavva. Nintendo kırtasiye. Kırto. Olabilir. Neyse abi. Biz uzattıkça bu videoda böyle şey oluyor ya. İçerideki oksijen oranı mı azalıyor ne? Neyse. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Mukavva. Mukavva.